Tabii trafiği asayişi konuşup yanında uyuşturucuyu konuşmamak da olmazdı. Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman'da yaşanan uyuşturucu baskınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bütün birimlerimizle beraber yöneldiğimiz için bu Müdür Ergüder, Adıyaman'da yaşanan deprem felaketinden dolayı narkotik birimimizde sahada 7/24 çalışmaktaydı. Hayatın normale dönmesiyle birlikte narkotik birimimiz çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor dedi. Şimdi deprem sonrasında gerçekten önceliğimiz olan konulara bütün birimlerimizle beraber yöneldiğimiz için bu önceliğimiz olan konulara yönelen birimlerimizden bir tanesi de narkotikti. Şimdi insanlarımız orada enkaz altında yardım talep ederken bizim uyuşturucunun o anda peşinde olmamız mümkün olamazdı. Bunu takdir edersiniz. Özellikle 3 ay boyunca oradaki çalışan arkadaşlarımız da çoğunluk itibariyle deprem sonrası ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda sahada gayret gösterdiler, emek sarf ettiler. Müdür Ergüder, 2019 yılında Adıyaman'da kimse uyuşturucu ile ilgili konuşmazken biz emniyet teşkilatı olarak Adıyaman'ı ilk sıralara çıkardık. Operasyon sayılarımla birlikte Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadıklarını söyledi. Narkotik yine böyle sizi bir zaman tünelinden sokup 2019'lara getireceğim. 2019'lara geldiğimiz zaman bu şehirde narkotikten kimse bahsetmiyordu. Ben çok iyi hatırlıyorum. 300 bir yıl boyunca yapılan operasyon sayısı 324'ler civarındaydı. 2020'ye girdiğimiz zaman bu operasyon sayısını biz 1100 küsüre çıkarttığımızda, bir yıl sonrasında çıkarttığımızda ya ne oluyor dediler. Yani Adıyaman'da bu kadar uyuşturucu kullanan var mı diye sormuşlardı. Ben de demiştim ki evet var, vardı. Bunu biz ortaya çıkarttık dedim. Dün de vardı bu dedim. Yani uyuşturucu konusundaki aslına bakarsanız farkındalığı biz oluşturduk. İnsanları da alıştırdık. Yani asayişte Türkiye'nin en az suç işlenen şehri, narkotikte en çok operasyon yapan illerden bir tanesi anlamındaki algıyı da aslında oluşturan bizim ortaya koyduğumuz hizmetlerle beraber oldu bunların hepsi. Doğal olarak da peyderpey sosyal medya başta olmak üzere basında bunlar her daim gündem olmaya başladı. Şimdi de bu soruyu bu şekilde sormuş olmanız da gayet normal karşılıyorum, doğal karşılıyorum. İlk 2 ay, 3 ay narkotikte hemen deprem sonrası için söylüyorum. İstediğimiz başarıyı ve çalışmaları yaptığımız söylenemez. Fakat geldiğimiz noktada arkadaşlarımız canla başla gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Çok güzel yakalamalar, çok güzel ürünler ele geçirerekten hizmetlerini yürütüyorlar. Bizim 6 Şubat öncesindeki durumumuzla şu anki durumumuz arasında artık biz tamamen normale döndüğümüzü, yeni bir güne uyandığımızı, çok enerjik olduğumuzu, halkımıza hizmet etme noktasındaki heyecan ve şevkimizi en üst seviyede taşıdığımızı teşkilat olarak bilmenizi istiyorum. Adıyaman'ı ve Adıyamanları ben çok seviyorum. Allah onları incitmesin. Güzel insanlar. Gerçekten güzel insanlar. En azından gönülleri, yürekleri hoş insanlar, sohbetleri hoş insanlar, misafirperver insanlar, devletçi insanlar. Aramızda istisnalarımız her yerde olduğu gibi Adıyaman'da da çıkıyor. Çıkmaya da devam edecek. Ama biz burada görev yapmaktan, insanlarımızla beraber günümüzü yaşamaktan, günümüzü geçirmekten, hayatımızı paylaşmaktan büyük keyif alıyoruz. Allah bu keyfimizi her daim arttırarak devam ettirsin diyorum.